Ne yapacaksın? Bize şöyle bir gösterebilir misin? Abi size bugün Antep yöresine ait fıstıklı peynirli böreğimiz var. Antep'in yöresel fıstığından. Fıstığından. Evet, Antep zaman... köy peynirinden. Neler var şimdi? Malzememiz neler var? Abi Antep köy peniri var. Antep köy Şurada peniri. Antep fıstığımız var çekilmiş. Evet. Bir adet yumurtası ve yeterince şeker. Şeker de katıyor. Aynen tabii. Peki abi o zaman başlayalım bakalım nasıl bir şey görelim bir bunu. Tabii ki abicim. Ne yapıyoruz usta önce? İlk önce hani Antep peynirimizi ince ince güzel bir şekilde ekmeği dağıtmayacak bir şekilde, kesmeyecek bir şekilde ince ince kıyıyoruz. Antep peynirimizi rendeledik. Evet. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi Antep fıstığımızı aktarıyoruz yeterince. Evet, Antep'in çekilmiş fıstığı arkadaşlar. Evet. Bu senenin mahsulatından hazırlanmış. Bu yeni mahsul mü? Evet, yeni mahsul. Evet arkadaşlar, Antep'te bu sene fıstıklar biraz ucuz ama baklavalar pahalı. Aynen. Şöyle evet, de göstereyim. Üç sene koyduk. Evet, evet. Yumurtamızı kırıyoruz. Hani bak. Bu kaç kişilik bir pide mesela ortalama? Yaklaşık bir 6 kişilik bir pidemiz olabilir. 6 kişilik bir pide çıkabilir. Evet. Tamam. Şimdi şekerini aktaracağız arkadaşlar. Getiriyor içeriden. Tamam. Çocuğunu karıştırıyoruz. Birbirine yediriyoruz. Tuz koymuyoruz. Hayır, kesinlikle. Bu şekerli bir pide olduğu için sadece şeker ve fıstık. Evet, şekerini koyduk. Şekerini koyduk. Şimdi karıştırıyoruz. Birbirini iyice yediriyoruz. Bir tarafı şekerli, bir tarafı şekersiz olmasın diye. Pidemizin içi şu an hazır. Pidemizin içi hazır. O şu zaman an dışını görelim bakalım. Onu nasıl yapıyoruz? Şimdi 40 ekmeğini yapacak. Ekmeğini oradan açacak. Evet, ekmeğimiz şu anda genç arkadaşımız. Evet. Bu bir pideyi ikiye mi bölüyoruz? Evet. Daha ince, daha gevrek, daha kızarık olması için ikiye bölüyoruz. Evet, bu anda arkadaşlar fırına tepsilerde giriyor değil mi usta? Aynen abi. Evde yemek yok. Antep'te kalmadı öyle yemek yapmak. Evet. Sadece Ramazan bayramında önce bir yuvalama. Yuvalamamız kaldı sadece. Bir eşkili çeşitlerimiz kaldı. Evet. Gel abi hemen şöyle. Evet, şu anda şeyimizi koyuyoruz. Şu anda yeterince içimizi koyduk. Kenarlarını güzelce kaplıyoruz. Ustamız, ustalık var. Evet, çok şükür. Bu da hani eskiden gelen bizim ustalarımızdan kaynaklı olan bir şey. Yeni nesilde hani pek fazla biz alıştırmak istiyoruz ama yeni nesil hani öyle lay lay lom olduğu için pek fazla... Lay lay lom gençler, evet. Evet. İnternette, Facebook'ta... Evet. Kapçı atarlarsa... Aynen. Aynen. Gaziantep'te abi şöyle bir şey var. Fırıncılık mesleğini yapıyorsan şehirdektin. Yani şunun gibi Darama şehirde girecek fırına... Bizim, yani benim yetişme sürecim şu anda ben 23 yıllık fırıncıyım. Kaç yaşına başladın? 1989 doğumluyum. 8 yaşında ben mesleğe başladım. Yani, 8 yaşından bu yana bu mesleği yapıyorum. Şu anda yani hepsini tek tek gezip şu anda en üst konuma geldim. Yani bir ustabaşı konumunda, bir usta konumunda. Ama bu öyle 3 günde 5 günde olacak bir iş değil. Evet. Yani gıda işi zahmet isteyen, özellikle fırıncılık biraz eziyetli. Çünkü hepsi emek.
O emeği de severek yapacaksın. Severek yapmadığın sürece ne bir tadını alırsın ne de karşıya bir lezzet verebilirsin. Evet. Lezzeti verebilmen için sevmen lazım abi. Peki şeyler, fırıncılar mesaiye kaçta başlıyor? Mesaiye abi sabah saat ortalama 6 çeyrekte mesai başlıyor. Kaç çeyrekte? Akşam saat 9, pazar günleri nöbette 10. Abi gençler nasıl dayansın bu işe? Ondan abi, sonra internette takılmaları gerekiyor işte, o saatlerde. Hayat şartları. Yapacak bak belli bir seviyeye girebilmesi için, para kazanabilmesi için yapması lazım. Peki onlar günlük mü alıyor yemeği? Niye günlük alırlar? Genelde fırıncılar günlük yemeği. Fırıncılar aynen abi. Günlük yemeği alır. Emeğinin karşılığını aynı akşamında alır. İşin sevincini yaşayaraktan evine gider. Bizim fırıncılıkta haftalığı sadece çırpılar alır. Geri kalan hepsi yemeği. Yemeği bir adamın yemeğini akşam olduğunda vermezsen sabah zevkle yani getiremezsin işe. Abi o da iyi değil ya. Akşam yarısı olunca ister iş yap ister yapma. O yemeği vereceksin. Ulan şunu da yapsın. İkinci sorumuzu atıyoruz abi. Abi sokakta siteyi yapalım ya. Bu da şu hayvan kabağı var ya, hayvan kabağı. Bu da var. Hayvan kabağı dedin mi? Ya o zaman şey olur, değişik şeyler. Bilmiyorum. Hayvan kabağı işte. Antep'te de hayvan kabağı derler. Ama hayvanın kesmesi mi? Böreklerimiz arkadaşlar, fıstıklı böreklerimiz çıkıyorlar.